Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Scania 540 S ile beraberiz. Arkadaşlar söylediğim üzere Samsun'da neyle beraberiz? Scania 540 S'imizle beraberiz. Kankacığım hoş geldin öncelikle. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah kaza bela vermesin. Sağ istenin olsun. Kankacığım nereden başlayalım? Neresinden hareket edelim? Bence nereden başlayabiliyor musun? Etiketleri sökerek başla. En sevdiğimiz bölüm. Vaa wow, daha hiç dokunulmamış. Bak. Sese bak. Bak sese gel. Nice. Dışarıdan başlayalım aracımıza. Arkadaşlar ben öncelikle şunu da söyleyeyim. Bugün araca kombin giymek istedim ben. Gri ve siyah olaraktan. Sen panjurları, orijinal panjurlarımızdan hemen başlarım. Buralar piyano bilek boyandı. Aynen piyano bilek oldu kanka gene. Dışarıdan oynama yapılan yerler o far kaşları. Ön çamurluk, çekici çamurluklar, ayna kapakları. Evet. Ve şu standart olarak ikili geliyor. Biz onu gene beşli yaptık. Ben bunu seviyorum kanka. Her şeyi sarıya çevirdik. Evet. Sonra üst borular, alt güneşliğimiz. Borular. Güneşlik. Sadece şu kırmızıya boyandı ve bir tane de logo takıldı. Bir tane de logo taktık aracımıza. Ekstra zaten iki tane logo yaptık. Aslında evet. Bu senin kırmızı standartta boyama ve yaptığın bütün aksesuarlar bunda da otomatik evet. Olarak aynen. Yapıldı. Aynen otomatikman sadece renk değişti. Kırmızıda ne yapıldıysa aynısı yapıldı. Kapılar piyano bilek oldu. Merdiven basamakları. Merdiven basamakları senin sözüne istinaden. Sen söylemiştin bu çok güzel. Musun? Zaten arkadaşlar biz araç alım döneminde Ayhan'la irtibattaydık. Hemen şu yan saklama dolaplarımızı açalım. Saklama dolaplarımız. Bura zaten eldivenlik vesaire. Ufak böyle öteberiyi koymak için bir dolabımız. Hemen yan taraf açıyorum. Pimi çekelim. Evet. Burası çok derin. Bura güzel ve derin bir saklama alanımız var. Burada birkaç aksesuar görüyorum. Yine onlar senin yapılacak. Kaşlar vesaire evet. Yapılacak herhalde. Bu sadece dream paketleri de var. Dinamik paketleri de bu taraf yok. Hmm. Dolap yok. Şu ekstradan. Bunu da istersen geliyor. Bu çok güzel olmuş. Bu normalde yatağı kaldırdığımız zaman içeriden de gösteririz. Normalde burası boş olduğu zaman yatağın üstüne kapatıyoruz. Aşağınıza direkt görünüyor ama tozu, buradaki tozu yukarıya verme gibi bir ihtimal oluyor. Buraya kapaklı bir saklama gözü yapmışlar. Bu gayet mantıklı ve güzel olmuş. Bunlar da kanka herhalde 3 paket geliyor. Steel, kanka, dinamik ve kaldırdılar. Dream. Kanka kaldırdılar. Steel, dinamik, Dream Plus diye geçiyordu. Dream Plus sadece Dream oldu. Steel kalktı. Ha kalkmadı da 540'larda S kabinlerde yok. Sadece dinamik ve Dream olarak geçiyor. Bunlar da iki paket olarak i̇ki geliyor paket o zaman olarak şu anda aracımız. Aracımız zaten söylediğimiz gibi arkadaşlar yüksek kabin, S kabin. Ekstra olarak zaten Ayhan dokunuşlarını yapmış. Scania'nın gerçekten çok güzel bir görüntüsü var kanka. Ben bu görüntüyü evet. Seviyorum. Yani 2017'de yine aynı renkte bir aracı ilk incelediğim zaman geldi benim şimdi aklıma. O zaman bir 730 vardı. İstanbul Park'tan incelemiştik. Aynı renkteydi. Benim sevdiğim bir renk kombinasyonu var şu anda arabada. Yan taraftan baktığımızda zaten heybetini görebiliyorsunuz arkadaşlar aracın. Ön tarafta 11.75 Alcoa'larımız var. Geniş taban lastiğimiz var. 385, 55, 22.5. Bunu bıyıklı istemedim kanka. Neden? Anti splash olanı var. Evet. Şöyle söyleyeyim sana. Lastik olarak, görünüm olarak çok güzeldi. Evet. Kışın bana çok sağlıklı gelmedi o lastik. Ben de sana şöyle bir şey lastik söyleyeyim. Lastik genişliği olduğu için. Evet. Arabanın yükü daha çok dağıldığı için sanki bana yani sağlıklı önden gelmedi. Önden kayma yapıyor evet, gibi kayma değil mi? Yapıyor. Ben bu kış onu yaşadım. Dar lastiğin virajlarda, karlı, buzlu havalarda performansı bana daha oturaklı geldi. Evet, yani onun o, için birader böyle aynen, istedi. Onu da ben yaşadım. Yani kışın aslında 315'e geri dönebilirmişim diye düşündüm. Taban yere ne kadar fazla basıyorsa önden kayması evet. Aracın biraz aynen, o kadar aynen. Fazla oluyor. Yaz lastiği olarak düşündüğümüzde de gerçekten güzel bir şeyi var. Yani yol tutuşu falan seviyorum. Özellikle benim arabada mesela körük yok. Körük olmayan arabalarda o köprü bağlantı geçişlerinde falan 385 lastiğin tadı, o direksiyona verdiği hissiyat evet. Falan çok hoşuma gidiyor benim. Gayet
gayet arabacı yumuşatıyor. Aracımızda bu arada tek yaprak makas, makas üstü körük var. Doğru mudur? Doğrudur kanka. Hemen bir hareket ettirelim. Severiz. Pıs pıs aşağı yukarı bunları seviyoruz arkadaşlar. Ha, şu anda kaldırıyoruz. Kanka sen bunlara şimdi daha fazla hakimsin. Bu arada körükler gerçekten çok iyi kalkıyormuş. Kanka tarlayı istediğin gibi gir, doğru mu? Ya senin tarla tapanla çok fazla bir işin yok. Arkalarımız dört körük. Evet, şu kumandasını bir koyalım. Şu makasın aldığı şekli görebiliyor musun? Bak yukarıya kalktıkça nasıl büküldü. Körüklerimiz orada, amortisör sistemimiz var. Bunların kabine yatırdığımız zaman detaylarını zaten size göstereceğiz. Hemen arka tarafa doğru geçelim. Kankacığım, yanlığımız Dream paketlerde orijinal, kendisi üstünde geliyor ama tedarik sıkıntısından dolayı bu yanlıklar sonradan takıldı. Bunun tedariği yapılacak dedi. Onur Bey'le birebir irtibattayız. Birkaç tane daha eksiği var arabanın. Yani tedarik sıkıntısından dolayı onlar yakın zamanda gelecek. Bunu da idare edelim. Bu ara zaten araba buldun al modeli var Türkiye'de yani, özellikle. Yani ona da hani takılmayalım zaman, dedik. Tabii ki de. En güzelini yapmışsın. Bunu böyle istedim ben. Egzozu yandan... neden yandan verdin? Hani ortadan göbekten değildi. Sebebi ne? Görünüm olarak daha bir tatlı ve hoş gözükmesi var. Onun için böyle yapalım evet, dedim. Yandan bu da böyle bir homurtu gelecekmiş gibi hissediyorsun. Güzel duruyor kanka. Zaman. Buralar yine piyano bilek boyanmış. Onları gene ben istedim. Rengimiz ne diye geçiyor? Kanka renk... Füme diye biliyorum. Füme renk. Füme. Aslında tam gri de değil böyle. Füme tam renk. Tam gri de değil, tam fümeye de yakın. Yine Michelin'in 315-70-22.5 x 9 standart Alcoa'larımız var üstünde. Bunlar da yine siyah etiket, önlerle birlikte takım. İç taraflarda da Alcoa jantlarımız var yine. Hemen arka tarafa doğru geçelim. Şurada çamurluklarımız falan boyanmış. Bunlar evet, gayet onlar güzel olmuş. Onlar boyandı. Detay göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi Scania logolu LED bir stoplarımız var. Kanka 2021-2022 ile farklı bunlar. Bunu gene değiştirmiş. Şu kombinasyonlar işte sinyali, şekli falan değiştirmiş. İç dizaynı değiştirmiş, farklı yapmış. Birazdan öne geçtiğimiz onu da göstereyim. Sis farının içini de değiştirmiş. Biraz daha farklılık yaratmış yani. Değiştirmiş. Oradaki bak Scania logosu çok güzel durmuş. Onu çok sevdim. Diğerinde de şurada duruyor zaten. Depolara 2020-2021'e göre ufaltmış biraz daha. Mesela benim diğer araçta 2020'deki kırmızıdaki 700'e 550. Bunlar biraz daha ufaltmış. Mesela bu 575. Benim orijinal depo, Emici'nin olduğu depo 700 litre. Bu şöyle söyleyeyim sana, 525 litre bu şu anda. Diğer tarafa bakalım. 615 olması lazım. Bu da 105 litre olması lazım diye tahmin ediyorum. Benimki 125'lik. 125'lik. Farklı. Bu da 615 litre. Evet kanka. 615 litrelik bir depomuz var. Bir de sistemi değiştirmiş Nazım. Benim araçta Emici bu tarafta. He, sol ana depo. Diğer araçta Emici bu tarafta. Yani. Bunu Emici'yi bu tarafa koymuş, sağ tarafa koymuş, benimki de sol tarafta. Aslında böyle bir şöyle bir şey, bu depo daha büyük. Ne yapalım? Dışarıyla alakalı anlatacağımız çok fazla bir şey kalmadı herhalde. Kor nokta kamera var. Ha onlara evet bakalım. Bak onu başında söyledim ama şimdi ben unuttum. Ondan önce şeyleri söyleyeyim kanka, şu sis farı değiştirmiş mesela bak, biraz daha ufaltmış, kibarlaştırmış. Zaten gene şeyimiz far var, far yakamamız zaten standart LED paketlerde. Üstteki farların çerçevelerin işlerini de ufatmış. Farlarımız LED paket değil mi? LED paket evet. He, LED paket evet, farlarımız LED paket. Halojen herhangi bir şeyimiz yok herhalde. Şöyle yakabilirim. Evet onu bir görelim. Bir anahtarı alabilir miyim ben? Buyurun. Arkadaşlar bizde en çok anahtarı merak ediyorlar. Şöyle anahtarımızı da sizlere göstereyim. Şöyle güzel bir anahtarlığımız var. Şurada şey var arkadaşlar, işte açmamız, kapamamız. Burada da testi hangisi alıyordu? Kanka testi sağdaki, soldaki de sabit park yakıyor. Abi çok güzel, sinyallere baksana tamamıyla LED. Bak bütün farlarımız LED. Şu anda testte zaten araç, parklarımız vesaire yandı. Hemen şu bir panjur altını göstermek istiyorum kanka. Bir panjuru açabilir miyiz? Scania'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de içeriden panjurun açılması. Dışarıdan herhangi bir müdahale yapmıyorsun aynen abi, aynen. Tertemiz. Bu zaten 2000-2004'lerin bu hani 2005'ler streamline kabinlere geçmeden, yani streamline'ın bir öncesi kabinler var ya, R kabinlerin işte bu streamline kabine dönmüş halleri. Yine böyle parçalı bir, aynen. Onlarda da yan taraf yana parçalı. Kelebek sizdeki tarzı. Sizdeki sarı kaç modeldi? 2007. Ha, 2007'de de var, R'lerinde var. Böyle var. Aynen. Hemen 3 parçalı panjurumuz var arkadaşlar. Araba yüksekte olduğu için az bir arabayla benim aramdaki bir mesafeye bak. Araba normalden 50 santim belki yukarıda duruyor şu anda yani. Hemen şöyle gösterelim. Soğutma sıvımız var. Polen filtremiz var. Klima filtremiz. Yine fren merkezimiz. Çok fazla değişiklik yok zaten. Hani sabit böyle şeyler. Hemen kabin kaldırmamız var. Kabin körüklerimiz var arkadaşlar. Burada hava filtresi yine aşağı tarafta oluyor zaman. Aynen kanka. Kabin arkasında falan değil. Yok gene aşağı tarafta. Evet. Bak şuradan baktığında görebilirsin.
Evet, evet, evet. Kabin orada. Büyük ihtimalle kabin yatıp... Kabin yatacak. O şekilde kaldırılıyor. Önceden şimdi... 400-440'larda yani sıtırman kabinlerde evet, evet, alttaydı. Evet. Ve tamponu sökmek zorunda kalıyordun. He, yani değiştirebilmek için mi? Çünkü şu tarafın tamponunu sökmek zorunda kalıyordun değiştirmek için. Ya da kanala evet, tam denk getirmen lazım. Tam tamponun kesiş noktasına denk geliyordu. Onun için sıkıntı yaratıyordu ama bunda öyle bir şey yok. Evet. Hazır açmışken bu kadar bir kabini yatıralım, yatıralım istersen kanka. İçeride düğmesi var bilirsin. Hani onu... O düğmeyi aktif etmediğin sürece buna ne kadar da evet, bassan kapılar, açmıyor. Kapıların kapalı olması gerekiyor. Belli zaten detaylar var. Bir de çift taraflı şöyle göstereyim size emniyet pimi var arkadaşlar. Buna basmazsanız yani şu sarıya basmazsanız herhangi bir şekilde yatırıp alçatma yapamazsınız. Şimdi burayı bakalım kaç dakikada kalkıyor, kaç saniyede kalkıyor. Burayı sizler için detaylandıracağız. Biz kalkış için hazırız arkadaşlar. Arkasındaki düğmeye basıp kaldırabiliriz. Hadi bakalım şimdi kaç dakika içinde kalkıyor. Bu arada motoru çok sessiz. Felaket sessiz. Kanka ilk önce kendini dolduruyor. Bana biraz evet, geç gibi geldi. Ustaya sordum. Körük ayarlaması falan yapıyorduk kanka. Büyük ayarlamasını ihtimalle yapar ondan sonra kaldırmaya başlar. Evet. Kanka onu şöyle asabilirsin. Burada en güzel özelliklerden birisi içeriye girdiğimizde zaten söyleyeceğim. Park kliması. Şurada park klimamızın hemen kompresörümüz var. Gördüğünüz üzere şurada da evap bölümü var ısıyı atabilmesi için. Hemen bir izninle şöyle yukarıya çıkacağım. 13 litrelik bir motorumuz var. Bu 13 litrelik motorda 370, 410, 450, 500 ve 540 beygirlik güç verebiliyor Scania araçlarına. Bizim aracımızda da şu anda 540 beygirlik motorumuz var. 2700 Nm torkumuz var. Torku verdiği devirler 1000 ile 1300 devir arasında 2700 torkun tamamını alabiliyoruz biz bu motordan. Ayrıca da 1800 devirde de tamamıyla 540 beygirin tüm gücünü aracımızda hissediyoruz. Aleykümselam dayıcım. Evet arkadaşlar içeriye geçerken de şöyle 4 basamaklı kocaman ama kocaman merdivenlerimiz bizleri karşılıyor. Aracımızın içerisindeyiz. Hemen dolaplardan başlamak istiyorum. Sonra naylonlara geçeceğim. Tamam o zaman. Hemen dolaplardan bu keyif alarak bunları sökmek istiyorum. Arkadaşlar burada büyük gözlerimiz var. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi kilitli dolap olayı. Evet. Anahtar da içeride kanka. Kanka bilirsin. Hani atıyorum arabadan iniyoruz vesaire. Araçlarımızı kilitliyoruz ama önemli fatura vesaire bütün evrakları buraya koyup kilitlemek her zaman bana evet, avantajlı geliyor. Burada güzel bir derinlemesine bir göz var. Şurada. Işıkları ayrı mı yaktık? Evet kanka. Açıldığında yanmadı. Açıldığında yanıyor ama komple sıfıra bastığında hepsi devre dışı kalıyor. Aa süper. Bir onu bir basar mısın? Ortaya. Şimdi bir dakika. Kanka. Şu anda bak kapanıyor. Tamam. Şu anda otomatikte o zaman. Vay be. Süper sistem. Kanka o da şunu bir açar mısın? Şimdi bana? Araçlarda yeni sıfır alanı araçlarda bu geliyor. Hoş çok geldin kiti diye geçiyor. Bu şey maden suyu açmak için. Evet. Bununla hem de feneri güzel var arkasında. Vardı. Evet. Anahtarlık çok ve şu da çok hoşuma gitti. Telefon tutacağı. Detaylı. Koyuyorsun. Telefonu buraya sabitleyebiliyorsun. Telefonu sabitliyorsun. Gayet süper. Güzel duruyor. Bu da onun diğer şeyleri, mekanizması işte. Yapıştırma şeyleri. Yapıştırma şeyleri. Evet, burada kitapçıklarımız var. Bu evet, Krone'nin kitapçığı, Dorsen'in. Burada Kasperer var, bu da Dorsen'in. Arabanın kitapçıklarını göremedim. Şurada yan tarafta hemen şöyle güzel bir gözümüz var. Buraya ne koyabilirsiniz? Atıyorum aracın içerisinde parfümünüz olur vesaire. Buralara koyabilirsiniz. Ve orada ambiyans aydınlatma var kanka. Dream pakete özel şuradan başlıyor bak mesela. Şurada evet, detayı görebilirsin. İstersen yakayım. Şurada şey mi var? Muska mı? Evet. Hem kaskolu hem muska. Kasko var, muska da var değil mi? Bismillah diyelim orada dursun. Arkadaşlar hemen arka tarafta yataklıkta şurada güzel bak ambiyans aydınlatmamız var. Kırmızı kırmızı vuruyor ve burada güzelce şöyle gözlerimiz var. Ve kanka bu arabada çok büyük bir değişiklik yapmışsın sen. Yatak almamışsın. Evet yatak istemedik, üst yatağı istemedik. Yerine dolap olsun dedik. Niye dedik kanka onu da hemen açıklayayım sana. Evet. Şimdi tedarik sıkıntısından dolayı gelmeyen malzememizin biri mikrodalga fırın. Ha evet bak ikinci dolabımız da burada. Az önce kitapçık sormuştun. Onlar da burada. Şimdi anlatayım. Mikrodalga fırın burada olduğu için devamında kahve makinesi de burada olduğu için biz buraları doldurduk.
Benim kardeşim Türkiye içi çalışıyor. Uzak bir yere gitmiyor. Yurt dışına çalışmıyor. Evet. Dedi ki abi ve devamında iki tane çift buzdolabı istedik. Ben malzemelerimi, kıyafetlerimi nereye koyacağım? Evet. Ya burayı komple kapatıyor kanka. Mikrodalga fırın. Evet. Otomatikman burayı komple dolduruyor. Bu da burayı doldurdu. Oraya da dosyalarını, evraklarını, faturalarını, kasko sigorta koyacaksın. Hiçbir yer kalmadı. Dedi ki biz bunun üstüne yatak yerine dolap isteyelim. Çok mantıklı hareket ettin. Ya ihtiyaca göre güncellemişsin kanka. Evet. Zaten opsiyon listesi bayağı dolu olan dolu. Bir araç bu. Dolu dolu bir araç. Yani sen bayağı tik attın, ben biliyorum, hatta konuşuyorduk seninle. Bayağı böyle opsiyonları, ne varsa sınırları zorlayarak dedik. Doldurdun. O zaman mikrodalga fırınımızı bekliyoruz. O bundan da gelecek. Belli başlı ufak tefek değişiklikler yapacağız. Volkan abim yapacağım. Sözünü verdi. Orada tanışmıştın zaten kendisi. Evet. Onur abi dedi ki bu arada çözeceğiz. Onur abi de Volkan abi de buradan selamlarımızı selam olsun sağ onlara olsunlar. Da. Yani Ayhan'ın bir çalışma oldu kanka. Çok emek verdiler. Güzel Volkan olmuş. Abi olsun, Onur abi olsun, oradaki ekip arkadaşları olsun, boya ekibi olsun, kaportası olsun. Çok yardımcı oldular yani. Sağ olsunlar. Bire bir Allah razı olsun. Yani arabanın üstünde ellerinin olduğu belli oluyor kanka. Yani. Fazlasıyla. Hani baktığın zaman öyle görebiliyorsun. Ayhan'ın kırmızı arabayı almaya gittiğimizde biz orada tesadüf denk geldik. Hatta evet. Senin teslimatın vardı. Dedim ki Ayhan'ın araba dedim buradaydı. Tuzla Scania değil mi? Orası evet, Tuzla. Öyle geçiyor. Tuzla. Doğuş Tuzla Scania. Dedim ya bir bakayım. O, sağ olsun orada da bizi tanıyan bir arkadaşımız çıktı. Ona da buradan selam gönderirim. Adını unuttum şimdi. Dedim ki Ayhan'ın araba burada mı? Aha dedi abi dedi burada. Öyle. Biz de ertesi gün arabalarımızı sağ olsun onların otoparkını kullandık. Orada yatırmıştık. Ertesi gün bir kalktık. Ayhan orada arabanın teslimatı var. Orada Ayhan'la birlikte kırmızı Scania'yı teslim almıştık. Devam edelim. Ne yapalım? Dolaplara bakıyorduk. Şu dolaplarımızı şöyle açalım. Açabilirsin. Bak bu dolapların neyini seviyorum biliyor musun? Bak burası böyle hani gri bir renk. Arka tarafta herhangi bir siyahlık yok. Evet. Arka tarafta burayı mesela destekliyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Aracın kesinlikle şu torpido, şimdi buraya da geleceğiz. Bu torpido işçiliklerine, birleşimlerine... Bende durmaz bu. Böyle daha sandı. Bende durmaz bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aracın işçiliklerine geldiğimiz zaman yani Scania'nın zaten tartışılmaz bir kalitesi var. Yani premium sınıftaki araçların başını çeken bir araba. Buradaki işçilikleri genellikle bütün tırlarda yukarılara çıktıkça çok fazla göremiyoruz. Hani buradaki dolapların kalite. Şeyleri biraz malzeme böyle hani kalitesi. Plastik kalitesi falan düşüyor kanka. Ama dolap hacmine baktığım zaman bayağı kanka burada montlar var bak. Kocaman bir mont koyulmuş. İşte burada çay var. Hani kolili paket olarak gösteriyorum ben size. Bayağı büyük yani. Elimden de zaten ölçülerini anlayabilirsin çay paketinden. Dik bir şekilde çay paketleri duruyor. Hemen şu üst tarafta bak gene kıyafetler işte perdeler filan. Zaten bunu şurada seyyar zaten. Bunu da alabiliyorsun kanka. Aa bak bu süpermiş. Çıkarabiliyorsun. Oradan alıp buraya da koyabiliyorsun. Vay o kadar şeyli. Opsiyon olarak yer değiştirebiliyorsun aracın içindeki malzemeleri. Ya şöyle bir şey yaparsın mesela ne yapacaksın? Buraya şunu çıkart. Buraya gözlü raf yap. Buraya da atıyorum valizini koy. Başka koyabileceğim bir şey varsa yani sığmadığı için. Aynen. Sabit olmadığından da istediğin gibi koyabiliyorsun. Gayet öyle bir güzellik olmuş. Yapmış. Ya bir de yataksız olması zaten tek kişi çalışıyorsunuz kanka. Evet. Hani baktığın zaman Doğan ya. Zaten tek çalışıyor. Ya yukarı zaten bu yatağı kendisi kullanıyor. Yukarıda da yatağa çok fazla bir ihtiyaç yok. Dolaplara sipariş etmen çok mantıklı olmuş yani. Şimdi yan perdeler bunlar kanka. Üst perdeyi soranlar olur. O da orada birader. Şimdi bu normalde evet. Üst yataklı gelmediği için. Benim arabada üst yataklı geldiği için direkt üst yatağa attım orada duruyor ama o da bir dedi de şöyle ki bir şey var. Biz sökeyim bunu kullanmıyoruz dedi. Ki. Sökeyim dedi. Sök koy dedim yani buradan ya çıkarttı orada. Normalde rayı var zaten. Kanka buraya. Bunu değiştirmek istersen hı-hı. Hani dedin ki kardeşim ben bunu değiştireceğim Avrupa'ya çalışacağım. Araba dolu dolu bir araba. Hı-hı. Her şeyle. Dedin ki ben buna üst yatak yaptırmak istiyorum. Bunu söküyorsun. Yatağın şeyleri de hazır. Ayakları da hazır. Orada ne var? Ben dedim ki abi ses sistemi Oo, tarzı bir şey olsun. Evet. Subwoofer. Detayını bir alabilir miyim ben onun? Bak şurada subwooferımız var. Biraz sonra bunun sesini arkadaşlar sizlere dinleyin. Tek tarafta mı var? Bir tarafta daha var kanka. Öbür tarafta. Heh, i̇ki tarafta açabilirsin. Da var. Orada da görebilirsin üst taraftan. Oo, benim araçta da var. Biraz boşaltalım. Güzel bir ses alırız buradan şimdi. Gayet güzel. Çok iyi düşünmüşsün. Evet arkadaşlar yatağa gelelim. Yatağımız normalde 80 santimlik bir yatağımız var. Yalnız ek olarak 1 metreye kadar da sanırım uzayabiliyor diye evet, biliyorum ben. Şöyle göstereyim. Kalitesi bayağı bir iyi. Ekstradan biz bunu kendimiz istedik. Hmm. Bu da şilte diye geçiyor. Evet. Biraz daha yumuşak olsun diye. Gayet güzel kanka. Şöyle bir deneyim yapabilir miyim? Yapabilirsin. Kıyafetlerimi buraya yatacağım için özenli temiz bugün giyindim. Şöyle bir göstereyim hemen. Oo bayağı güzel be. Oo bayağı iyi yani. Hani çok harbiden iyi. Abartmıyorum. Güzel kanka çok yumuşakmış. Şaka maka. Yorgandan dolayı mı? Bana mı öyle geliyor ya? Bir dakika. Yorganı kaldır. Şöyle alabilir miyim? Tabii ki. Hemen şurada şarj aletleri. Hiç alakası yok. Yani yorganla hiçbir alakası yokmuş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Kanka çok rahat. Harbiden yatak iyiymiş yani. Dediğin kadar var. Hani yumuşak böyle şey. Hani yattığın zaman rahat ediyorsun yatakta.
süngeri belli yani. Farklı bu arada tabii ki de sen de değişmez Scania'nın. Evet. Şöyle Nevresim grubumuz. Onu da göstereyim. Arkadaşlar şurada da hemen aracımızın. Bak ben bunları hep unutmuşum. Hey gidin ağzım. Vallahi unut. Ay vay hey, be. Kanka aynen. Kanka sana telefon var baksana. Alo. Ama kapat ben çekindeyim arayacağım seni. Evet arkadaşlar burada bakın park soğutucumuz var. Bir açalım ya şu park soğutucumuzu. Değil mi? Evet, kullanalım. İçeri ısındı değil mi? Evet içerisi ısındı hazır. Kanka o da 2 kademe. Gelmişken. Ekonomi ve power olarak geçiyor. Şurada ekranda da çıkar evet. Zaten. Bir saniye. Low'dayız. Bir saniye bir kapatayım. Şu anda power. Görüyorsunuz. Evet. Bir sefer daha bastığın zaman. Kapanıyor. Bir saniye. Ekonomi de açıldı. Şu anda biraz daha yavaş çalışıyor. Yani uyuyakalırsın. Evet. Seni rahatsız etmesin ama arabanın içinde aktif bir şekilde oturuyorsak bir sefer daha bastığında daha gür bir şekilde veriyor. Acayip de soğutuyor. Kendin fan olayını ayarlayabiliyor musun peki? Yok fan ayarlama yok. 2 kademe sadece. Anladım. Çok yüksek bir de normal orta derecede. Zaten çalışırken otomatik yapar yavaşlar. Yavaşlıyor. Onu da yapıyor otomatik olarak ayarlıyordur büyük bir ihtimalle. Yine yan tarafta perdelerimiz var. Şurada televizyon bağlantımız var. Bakın arkadaşlar aracın harici anten girişi var. Burada 12 voltluk bir çıkış var. Televizyon ünitemizi koyacağımız yer var burada. Televizyonu buraya sabitleyebiliyoruz. Şurada hava tabancamız var. Ben bunu bana atmıştım. Bu benim çok hoşuma gitti kanka. Bu şey. Orijinal. Evet gayet güzel duruyor. Mika böyle plastik Mika bir önünde krom detayı var. Scania logolu. Bu bayağı güzel. Bu benim hoşuma gitti. Şunları ekstradan ben istedim. Bunlar güzel olmuş. Hiçbir arabada yok. Biraz kaba gibi geldi ama bana. Dedim farklı bir şey olsun abicim tutacak tarzında bir şey var mı? Ve şuraya da kanka şunun gibi. Utku şurayı gösterebilir misin kardeşim? Perdeyi çekebilir misin aşağı doğru? Aşağı doğru çek. Çek aşağı şimdi. Çek. Kanka bunun tarzı. Yani yanımda bir arkadaş olursa rahat etsin güneş görmesin diyerekten buraya da istedim. Fabrika bunu vermiyor. Veriyor ama şu aynayı iptal ediyor. Allah Allah. Bu aynayı kaldırıyor. Kaldırsın dedik. Sonradan biz kendimiz isteyelim aynı takalım tekeriz. Dedik. Bu sefer de dedi ki eğer dedi o olmadığı zaman bağlantısı elektriği ısıtıcısında tamamen ortadan kaldırıyormuş. Vay sistemi de çekmiyor. Sistemi de çekmiyormuş. Çok ilginç ya. Şuraya kadar iniyordu. Ben de dedim abi o zaman gerek yok. Abi biraz böyle hani şeylerden hani tamam full bir araç alalım ama bazı yerlerden de hani kısalım gibi bir şey olmuş. Yani niye bunu... O konularda taviz yok. Mesela şöyle bir şey var. Güvenlikle alakalı. Çünkü evet. Burayı mesela açık unutursun. Tamam mı? Peron evet. Aynasını görmezsin. Tabii ki. Kalkmaya da üşenirsin diye adam burada büyük ihtimalle güvenlik algısından ondan dolayı koymamıştır ondan diye tahmin kanka. Ediyorum. Ondan dolayı. Ve şunu da açıklık getireyim. Bunu da çok zorladık kanka. O orada olacak dedi. Vermem dedi yani. He, neden olduğunu da söyleyeyim. Dönüp bakma. Dönüp bakma diye. Evet. Kamerada da geleceğim o muhabbete. Dedim ki abi yani onu oraya koyduralım. Niye dedi. Dedim abi biz tırcılar, şoförler parfümümüzü, kolonyamızı herhangi hemen bir aparatif malzememizi oraya koyuyoruz. Direksiyondayken veya otururken veya dururken hemen elimizin altındayken alalım diye ben onu oraya istiyorum dedim. Yani burada olmasın. Çünkü Dream paketleri de iki tarafta oluyor kanka bu. Şu gözler. Dinamik paketleri de burada olmuyor, orada oluyor sadece. Anladım. Dream paketler dolu olduğu için iki tarafına da koyuyor. Dedim ki ben TV kitini buraya istiyorum. Anladım. Yani normalde kankacığım, fabrika vermiyor yani. Burada neden kırmızı emniyet kemeri yok? Kanka onu da söyleyeyim. Sadece şoför koltuğuna mı şoförü ediyor? Özel kılmak için sadece oraya koyuyormuş. Yine deri de koymuyordu. Aynen. Deri. O zaman ne yapalım açılışa geçelim mi? O ben senin işin. Şundan başlamak istiyorum kankacığım. Şu bir de. Bir geri geleyim. Evet. Şöyle geçelim hemen İstersen açılışımızı yapalım. En sonundan başlayalım. Ona yapalım? Büyük bir bedel ödendi yani. Bedelin ağa dördü. Kanka o zaman ben bunu. Ben şöyle geçeyim. Hayırlısıyla arkadaşlar naylonumuzu şöyle biraz yırtarak. Şöyle keyif ala ala. Bir hayırlamak istiyorum şöyle. Benim deri koltuğum siyah. Bunu kahverengi istedik ama tam detaya girmediğimiz için fabrika böyle gönderdi. Ben eminim ki buraya daha oturan olmamıştır. Sıfır. Şöyle bir. Oh. Şöyle. Kanka yerdeki kanka, paspaslar. Koltukları çok konforlu. Dream paketi özel. Sadece Dream'lerde geliyor bu. Normalde böyle geliyor. Paspas gelmiyor bunun altında. Aa şu çok iyi. Buradan aradın. Dönerli. Evet. Ya yo şeyi de sen söyle hani buradan ileri geri yapıyorsun herhalde. Hı hı. Oradan ileri çok geliyor. Iyi. Peki koltuk yatırmamız nerede? Yastan hepsi, kankacı. Hepsini sağ tarafa almış. Yastan çok iyi abi. Evet burada bir masamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi biraz sonra o koltuğa geçtiğimde de söyleyeceğim. Scania'nın çok güzel bir yapısı var kanka. Koltuğunu böyle tamamıyla geriye yatırabiliyorsun. Yani Rebel. Aqua mı bu? En sevdiğim. Evet. Gayet güzel kokuyor. Misafir bak daha geldik. Yarım saat sonra kolonya tutuyor. Burada bir masamız var. Bu çok güzel bir şey. Ben araçta yurt dışına gittiğim için araçta çok fazla yemek yeme deneyimi oldu benim için. Burada mesela sehpanın olması
Ben hep şunu yapıyorum. Onların da markasını neden söktüğümü söyleyeyim kanka. Şöyle Utkucuğum şeyi çekebilirsin. Neden dolabın söktüğüm? Dolabın içini iz yapıyor diye ya poşet seriyorum ya da böyle markalarını söküyorum abi. Ve dolabın içi sıfır gibi duruyor. Evet, mavi yoksa iz kalıyor, oluyor, mavi sarı oluyor vesaire. Ne yaparsan yap onu da çıkaramıyorsun abi. Bunları hep ben böyle sökerim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yurt dışına çalıştığım için aracın içerisinde çok fazla yemek yiyorum ve böyle bir sehpa arıyorum. Ben dolabı çekiyorum, dolabın üstüne kağıt seriyorum mesela. Burada yemeğimi yiyorum, iki büklüm yiyorum kanka. Bu da geldi. Mesela burada aracı kullanmak, yemek yemek. Ya sen neler yapıyorsun? Hatırladın mı? Evet, severim. Burada yemek yemek gayet başarılı, gayet güzel. Buraya manyağın birisi yurt dışında, RSR'de gördü. Adam bu o sağdan direksiyonu büyük ihtimalle İngiltere'de. Adam buradan iniyor, bu tarafa geçiyor, şey yapıyor, sen söyle, hani direksiyon burada sağda, oraya geçiyor, ETS2 sistemini kurmuş kanka. Aynen. Buraya, şey yapıyor, bir de burada ETS2'de araba kullanıyor, bunu da orada tezgah olarak, sabitleme aparatı olarak kullanmış direksiyonu. Şöyle yapalım, şimdi burayı bir kapatalım, ya bir de ben şunu seviyorum abi Scandinavia, şuradaki şu ferah alan, göz, alan. Ferah alan, göz değil aslında, ferah alan, ben gerçekten çok başarılı başka buluyorum. Başka bir markada kanka. Yok kanka, şu kullanma alanının büyüklüğü, evet, bak, açık söyleyeyim. Şurada atıyorum, işte şu küllüğün, zaten bunu kullanmıyorsundur büyük kullanmıyorum. İhtimalle. Burada işte anahtar şeylerin falan, şurada telefonumu gözlerimiz direkt var. Buraya koyuyorum ben. Zaten şarj yeri mevcut burada var. Evet. O sadece şoförü düşünmemiş abi. Evet, Type-C bak. Utku'nun telefonunda biz burada şarja taktık. Mavini düşünmüş, yandaki misafiri düşünmüş ve durmamış. Evet. Yatakta yatan abi. Arkadaşı da düşünmüş. Burada bak, da var. Orada da USB var. Çok iyi abi. Ben bir tane de yani üst yatağımız yoktu. Üst yatakta da olsaymış tam olurmuş. Ya olması gerekiyor kanka artık. Yani atıyorum çift kişi çalışıyorsun veya hani arka tarafa geçtim. Ben buradan kablo uzatıyorum aynen, arkaya. Aynen kanka. Neden uzatayım ki abi ben? Şunu da alıyorum kankacığım. Bunu senin kırmızıda ben sökmüştüm. Evet. Bunları alalım. Çift buzdolabı. Bu aktif değil herhalde kanka. Çok fazla aküyü zorlamasına gerek yok. Zaten büyük bir şeyimiz var. Buzdolabı gözümüz var burada kanka, gördüğünüz üzere. Kanka mesela bak artısını söylediğimiz gibi eksisini de söyleyelim. Şunda bir piston sistemi olabilirdi. Bu durmuyor değil mi böyle? Durmuyor. Durmuyor kanka. Bunu elinden tutup alacaksın. Evet. Şunlar da sağlı sollu iki tarafta, şoför mavinin tarafında da olmak üzere. Bunlar da Dream paketleri de var sadece. Dinamik paketlerde bu da gelmiyor. Şu senin milyonlarca izlenen bir şeyin vardı. Onu da gösterelim. Şu tarafta. Onu da göster. Adamın bir tanesi Reels'te şey yapıyor arkadaşlar. Ayhan'ın profiline de ben buraya yazıyorum şimdi, görürsünüz. Ne yapıyordu? Emniyet kemeriyle doluyor, bir şeyler yapıyor, buralara sarıyor. Şurada bakın hiç böyle uğraşmadan. Kimisi de yorum yapmış kanka. Şimdi bileni var bilmeyeni var, ona da açıklık getirelim. Bak açılmaz. Sağlam. Yani bu diyor sağlam olmayabilir diye yazmışlar. Sağlam değil çok diyorlar. Çok böyle asılması lazım kanka. Abi dışarıdan onu bir araba takıp çekmesi lazım o kapıyı açması yani için. Hani o plastik değil yani, birebir çelik. Yani bu şu anda şey yani kapı açılmıyor kanka. Ben zorluyorum yani şu an. Yani hiç acımıyorum şu an. Ama şey. Ha tamam, kapı esniyor, kapı açılıyor. Hani yani tık diye dilden atıyor ama bunu İçeriye açma giremezler. Şansı yok. Yani bunu çok kolay bir şekilde açma şansı yok yani, onu söyleyeyim sizlere. Şu çok güzel bir detay. Ben bunları seviyorum. Biraz böyle kör nokta oluşturabiliyor burada. Kanka ilk başlarda pişmanlığımdı ama sonradan çok sevdim, vazgeçilmezim. İlk başlarda direksiyon tarafından kendini kör gibi hissedebiliyorsun. Sonradan alışıyorsun. Hiçbir zararı olmuyor. Çok da güzel oluyor. İyi şurada oluyor yani. Tablet tutucumuz var arkadaşlar. Evet. Bu sanırım 10 inçe kadar. İstediğimiz ekstra opsiyonlardan biri de bu. Bu. Yani ben bunu ilk senin hikayelerde falan gördüğümde ben bunu şey dedim ya, biraz böyle hani sabit değildir bu, laçka bir şey olabilir yani, böyle sallanabilir diye düşündüm ama bayağı sert. Yani bu yolda giderken titreme mitreme hiçbir şey yapmaz yani, ben öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Bayağı çünkü sağlam bir şey bu burada. Hemen şöyle o tarafa geçmek istiyorum. Ekstra olarak şunu söylemek istiyorum ya, gerçekten. Senin çok istediğin. Evet. Senin bunu bir ara seninle konuştuğumuzda. İstemediğimin tek noktası. Direksiyonun alttan yuvarlak olması. Evet, standart direksiyonla geliyor. Sportu sevdiğim için ben. Evet. Ama pişmanım şu anda. Keşke bundan isteseymişim. Kanka çok hoşuma gidiyor ve buranın piyano bilek oluşu harika duruyor. Ya attığın storylerde ben görüyorum. Çok güzel duruyor. Beyaz dikişlerle birlikte şu ahşap burada olması. Benim arabadaki zaten direksiyonu ahşaba çevirme sebebim Scania'nın ahşap direksiyonu. Evet. Ben özellikle kalıp olarak hatta şunu istemiştim. Yani üst tarafa böyle sadece yarım ahşap. Evet. O da hatta bu Scania'nın direksiyon örneğini atmıştım ben yaptırdığım yere. Evet. Direksiyonun kendi zaten şeyi böyle olduğu için hani bunu yapabiliyorlar. O yüzden şöyle güzel bir direksiyon oldu. Olmuş kanka. Komple ben de ahşap yaptırmış oldum direksiyonu. Onu söylemişken buralarda, şurada da ahşap detay istedik biz. Burada ve şurada evet, bilirsin onun zaten kanka. Onun detayını soracaktım ben sana. Kanka, neden gelmedi? Bu da tedarik sıkıntısından dolayı yapılmamış. Bunu da bize ilettiler. Biz de bunu kabul ettik böylece.
Anladım. Anladım kankacığım. Hemen şurada bir çöp kutumuz var. Çok güzel. O da şirin, ekstradan minik istediğimiz. Bak, ya şöyle bir şey. Bunun güzelliğini ben sana söyleyeyim. Şuraya koymuşsun kanka. Ya bir şeker evet. açıyorsun. Şuraya koyuyorsun. Hani atmayayım. İnince çöpe atarım veya hemen örnekli gösterelim. Ya mesela ben biraz önce cırt cırtları söktüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hemen bak mesela buraya attım. Ha bir tane şeker. Bak, yolda gidiyorum. Bak açtım dolabı, aldım. Oo kanka bayağı şeymiş. Ben bunu sonrayayım. Soğuk mu? Çok mu soğuk? Hayır. Ezilmiyor, donmuş. Bu şekeri yedim mesela. Ne yapıyorum abi? Ya elimde yer arıyorum, tamam mı şimdi? Kimisi de camı açıyor, yok. Atıyor. Yok kanka. O da iyi bir şey değil. Şuraya bırakıyorum, buraya bırakıyorum. Hiç güzel değil abi. At bu çöpün içine, kapat kapağını, tertemiz. Durduğun yerde de çöp kutusunu at. Bu arada görüş alanı, Scania'nın oturuş pozisyonu, hiçbir araçta olmayan oturuş pozisyonu kanka. Onu söyledim. Net çok bir şekilde. Oldu. Aynen öyle. Hani bunu söyleyeyim. Direksiyon açısı bak, ayağım hala sol tarafa gidiyor. Direksiyon öyle bir video daha vardı. Evet. Şuradan Iveco'da ortada vardı. Ben şunu söyleyeyim kanka. Direksiyon açısını benim en çok hani sevmemdeki sebeplerden bir tanesi de klimayı biraz kısabilir miyim? Bir daha bas kankacığım. Şimdi bir kere daha basabilir misin? Tamam. Tamam. Şimdi Iveco'da çalış. Direksiyon açısı şu. Tamamıyla direksiyon şoföre doğru yatıyor. Gördüğünüz üzere şu emniyet kemerimi bağlayıp ben tamamen bir sürüş pozisyonuna geçmek istiyorum şu an için. Emniyet kemerimi bağladım. Kolçaklarımı indirdim. Koltuğu yatak paylarının şu iç tarafa böyle bombeli gelmesinden dolayı kafe ve baş tarafında şurayı uzatıyorlar ya. Evet. Hani zaten diz bölümü burada, yattığın zaman döndüğünde şu bölümü uzun kullanabiliyorsun. Bu koltukların sırt tarafında içe doğru olduğu için gayet böyle arkaya doğru esnetebiliyorsun. Şu kapımız, kapılar ağır ya. Hani bak şimdi bir açtım. Kapıları biraz ağır aracın. Bayağı şeyi var. Oturuş pozisyonunu söylüyordum. Tamamıyla böyle şoför odaklı yerde oturuyorsun. Tamamıyla mesela şöyle oturmuyorsun kanka. Şu yükseklikte oturmuyorsun aracın üzerinde. Kimi araçlarda şey var. Mesela benim araçta da durum öyle. Şu aşağı taraftaki koltuğun oturduğu metal panel biraz böyle yüksek oluyor. O yüksek olduğu zaman araçta şöyle oturuyorsun ve direksiyon payın şöyle kalıyor. Bunda da istediğin gibi zaten ayarlayabiliyorsun kanka. Onu zaten tabii, biliyorsun. Tabii havalı şey var. Ama ben hiç ihtiyaç duymuyordum mesela. Ben de hani duymuyorum. Ben bunu kullanmıyorum. Tamamıyla yerde kullanıyorum. Önde şurada mı? Hani zaten körüklü araba. Çok markaya bindim. Diğer markalara şöyle bindim. Kalıyorsun şu, kanka direksiyonla. O yani şöyle bulamadım. Kalıyorsun. O zevki bulamadım evet. Nazım. Ben de bulamadım. Ya ben Scania'nın gerçekten oturuş pozisyonu hakkında 15 dakika konuşabiliriz kanka. Yani evet. Hani bugüne kadar bindiğim arabaların içerisinde en iyi oturuş pozisyonu olan, şoföre ideal olarak hani ayak mesafesinde, hatta ben şöyle göstereyim sana. Şimdi bak şunu biraz kaldırayım. Kanka bu iki kademeli. Hem şuradan hem normal bir şekilde. Şu anda sonda mı? Sonda. Şu an sonda. Şunu anlatmak istedim. Hı. Şu bastığın zaman komple indiriyor. Şu da şuradan ortadan geriye kaldırıyor. Bak şimdi. Yani iki kademeli şurası. Bak ayağımı uzatıyorum. Mesela şimdi sabit kullandığımız için kanka belli zamanlarda şöyle oluyor. Ayağı uzatma ihtiyacın evet, oluyor. Evet uzatma benim de oluyor. Koltuğu çok fazla geri alamadığım için ben onu da şöyle esniyorum artık. Hani bir yerde. Hı. Anladın mı? Mola vermem gerekiyor. İnip yürümem gerekiyor. Evet. Şimdi bunu da böyle uzatıyorum. Kendimi rahatlıkla esnetebiliyorum. Gaz pedalı. Bak gaz pedalı ve fren ergonomisini göstermek istiyorum sana. Gaz pedalı her zaman, yani ayak sabit gazda gittiğiniz için arkadaşlar, Scania'larda her zaman frenden bir tık öndedir. Bakın gördüğünüz gibi. Yani arasında nereden baksanız 4 santimlik, 3 santimlik veya 2 parmaklık bir mesafe vardı. Gaz pedalı her zaman aracın, yani şöyle göstereyim size. Dizinizin düz konumda olmasını sağlar. Yani şöyle kalmazsınız. Her zaman ayağınız ileride rahat bir pozisyonda olur. Fren ondan bir adım geridedir. Şöyle göstereyim. Freni sürekli kullanmadığınız için fren ondan bir adım geridedir ve gaz pedalı ileridedir. Bu da sizin çok rahat bir şekilde aracı böyle rahat ve ergonomik şekilde kullanmanızı sağlıyor. Çoğu markada onlar yan yanadır. Evet. O ergonomiyi sağlamazlar kanka. O yüzden Scania'nın oturuş pozisyonunu seviyorum. Şoförü yormuyor bu şekilde de. Evet. Direksiyonumuz çok güzel. Zaten ya detayları biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ekran detaylarını size çok fazla anlatmayacağım. Zaten yakıtımız vesaire. Aracımızın üzerinde Ayhan'ın da gösterdiği üzere güzel bir airbag'imiz var. Yan perde airbag'imiz ama yok büyük ihtimalle. Yok. Sadece direksiyon istedim. Sadece direksiyon airbag'imiz var. Şöyle bir ekstra şey yapabiliriz. Scania bize test aracı temin ederse böyle 15-20 gün gezmelik. Senin... Hani o zaman ben size var ya böyle bol bol Hayır. anlatırım zaten. Evet. Kanka sabahları güneşteyken. Sabaha karşı araba süresin. Senin bayağı bir mazilerin var. Evet. Bunda güneşliğimiz yok kankacığım. Çekmeli, manuel bir güneşliğimiz yok. Şeyli... Maalesef. Maalesef. Nasıl? Şuna basabilirsin. Ha. Bas. Elektrikli. Bunu da istedik. Oo kanka bayağı indirdi.
Ben şu an şöyle söyleyeyim sizler arkadaşlar. Ufuk çizgisini görmüyorum. Yani önümü bayağı kapatıyor. Benim sürüş için şu mesafeden aşağıya indirmemem gerekiyor. Şu mesafe yaptığın zaman bayağı bayağı aşağı iniyor. Çok mesafe varmış. Evet, bak en güzel şey kameramız var orada. Elektronik park frenimiz var. Şu şey herhalde Dorsen'in... Yok kanka, o Dorsen'in değil. He, o otomatik. Hani rampa kalkış gibi düşünelim. Anladım. Burada dingil tuşlarımız var. Evet. Değil mi? Dorsen ile alakalı dingil tuşlarımız. Şu tarafta arkadaşlar bak, ben bunu çok seviyorum abi. Bir de onu değiştirmiş kanka. Şu değişmiş bak, farkındaysan. Neyi var? Evet. Bu sadece otomatik için şu anda A'da duruyor mesela bunda. Evet. Geceleyin kendisi otomatikman yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben o manueli daha çok tercih ederdim. Ben de çok hoşuma gidiyordu. Kanka. Benimki öyle. 2023'lerde değiştirmiş. Yapma ya. Değiştirmiş bu, kanka. Bu beni üzdü biliyor musun? Ha. Ben şeyi isterdim ya, tık 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 tık. Onu isterdim. Otomatikte durmasını falan daha güzel devamında bir görüntü kapı kilidi var zaten. Aktif ettiğin zaman ekrandan 15. 16. kilometrede kendisi otomatikman kilitliyor. Onlar arkadaşlar, zaten bilirler. Şurada da ayna ayarlarını bozmamak için çok fazla hareket ettirmiyorum. Zaten biliyorsunuz burada istediğimiz aynaya zaten yeşil ışık yanıyor üstünde. Bütün aynalara buradan peron aynasını istersen bir gösterelim Utku, onu bir bakın. Peron aynasına şöyle bir etkim olsun. Gündüz olduğu için çok yansımıyor ama şöyle elimden görebilirsin. Bunu da özel opsiyon olarak istedim. Ben bu teybin ekranını aldım kankacığım. Bunu da. Eline sağlık. Eline sağlık. Evet. Şurada ışık yanacak diyor. Aha. Evet. Yanıyor. Dur. Az yanaş. Yanaş. Evet, yandı. Kör noktaya girdiği zaman yandı. Şuradan Ayhan'ı çek. Bak kameradan da Ayhan'ı görebiliyoruz. Şimdi hareket et. Hareket et bana doğru. Şimdi hareket edeceğiz. O tarafı çek. Geliyorum sana. Bana doğru vurur gibi gel. Yanıma doğru. Yanıma. Yanına doğru geliyorum. Evet. Canlı bir cisim yaklaşıyor diye gösterdik. Ekstradan. Birini solluyorsun değil mi? Birini sollarken dalgınlığına geldi. Tam kurtarmadın kendini. Dorsiye kadar da görüyor bunu. Ta dorsenin uzunluğuna kadar. Wow. Sinyal yaktın ya, sana uyarı veriyoruz. Girme diyor şeride. Bu. Girmedi. Şeride girme diyor. Geçtikten sonra zaten ışık sönünce de giriyorsun. O tarafta da isteseydik gelirdi. Ben sadece bu tarafı istedim. Anladım. Keşke bu tarafa da isteseymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere ben bir... Ses çok güzel. Ses çok güzel kanka. Şöyle müziğimizi durduralım. Hadi bakalım bismillah diyelim, bir marşımıza basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sizler için şimdi sürüşe geçtik. Zaten ben direksiyonumu falan her şeyimi kendime göre ayarlamıştım. Hadi bakalım bismillah diyelim, gidelim. Bu arada frenleri... Selam verdiriyor, doğru mu? Bir ince selam verdiriyor kanka. Kapıyı kapatmamışım. Kanka frenleri böyle hani bastım zamk. Mesela... Ben Mercedes'te denemiştim. Mercedes'te ayağım böyle hani gaza basıp hafif frene dokun böyle dokunmamla birlikte zank diye oturtmuştu. Bunda biraz daha böyle yumuşaktan geliyor. Evet. Ya Scania'nın böyle eski serilerinden beri hep böyle kamyoncu abilerimizin söylediği bir şey vardı. Fren biraz şey, nasıl söyleyeyim, böyle üstüne ezerek basman lazım ki hani böyle sağlam bir duruş sağlayasın. Biraz o eski gelenek sanki devam ediyor. Gene devam ediyor. Ama frenlerimiz tabii ki de yok değil arkadaşlar. Sağlam. Bu arabadan arabaya değişir. Onu da sizlere söyleyelim. Bir anda kapmıyor kanka. O da tedirgin etmiyor. Başka, aynen. Başka markalarda bindiğimde değişik değişik stratejiler var. Mesela role var ya. Role'ye ayağımı attığım anda çok basan da var. Hmm. Bunda öyle bir şey yok. Şu anda otomatikteyiz. 4'teyiz. Normal bir şekilde sürüşümüzü yapacağız. Körüklerimizin ayarını yapmamız lazım sanırım. Otomatik kanka orada ayarını... birbirine bakan ok var M1'in yanında. Evet. Ona basarsan o kendisini otomatikman yol seviyesine evet, alır. Şu anda evet yavaş yavaş düşürüyor kanka yol seviyesini 35. Zaten arabanın arkasının indiğini görebiliyorum kanka burada. Şu an o ışık da söndü. Yani sürüş pozisyonuna söyleyeceğim herhangi bir zaten ekstra bir şey yok. Ayna görüntülerimiz... Ha, sen emniyet kemerini takacaksın kankacığım, onu ben alayım. Şöyle arkadaşlara da direksiyon açısını da bir göstermiş olalım. Şöyle yandan çekebilirsen çok sevinirim. Burada kameramız da zaten direksiyon açımızı çekiyor. Kankacığım şöyle söyleyeyim. Gayet soft ve akıcı bir gidişi var. Zaten boşa saldı arabayı şu anda rampa aşağı olduğu için. Ayna görüntülerimiz, yani ayna
açılarımız gayet güzel. Ben şöyle dışa doğru alayım. O tarafı da biraz dışa doğru alayım. Senin ayarlarını biraz bozuyorum ama. Yok, önemi yok kanka, düzeltiriz sonra. Aynen. Direksiyon yumuşak, böyle sert bir direksiyon yok benim aracımdaki gibi. Araba gayet esnek, gayet rahat. Böyle kelle olduğu halde gayet esnek ve rahat, körüklerin üzerinde olduğunu zaten sana hissettiriyor. Arkanın dört körük olduğunu hissedebiliyorsun. Önlerin körük olduğunu hissedebiliyorsun. Bu arada makas artı körüklerle alakalı şunu söyleyebilirim. Benim tahminim daha rahat olduğu düşüncesindeyim ben. Evet. Önce asfalttan gelen, tekerleklere gelen gücü makas absorbe ediyor. Daha sonrasında körük sönümlüyor gibi düşünüyorum ben. Acaba yanlış mı düşünüyorum? Sen bunu test etmiş bir insansın yüklü olarak da. Doğru söylüyorsun. Birebir aynı. Uzun zaman sonra kullandığım sanırım. Şimdi, 2 sene olmuştur senin arabayı kullandıktan sonra tekrardan doğru, bir sıkıntıya. Bayağı oldu. Girişim. Oo. Ya yani retarder zaten. Kanka istersen bir aracı bir şey sorgulayabilirsin ya, şunu göstermek amacıyla. He, şey mi? Kanka gaza basınca kendini nasıl hissettiriyor? Şimdi kankacığım. Şimdi Utku'nun araca doğru biraz böyle geleyim. Orada yanacak herhalde kanka, kör noktama girdiği için. Kanka evet, yandı. Şimdi yanına kadar bak, gel. Şu an görmüyorum sağ, kanka ben. Sağa sinyal ver kanka. Gördün mü? Aa, uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Girme diyor. Bak bayağı bir uzaklaştıktan sonra sinyali kapattı. Evet. Valla şöyle söyleyeyim kanka. Maşallah, Allah kaza bela vermesin. Yani sürüşe söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gayet arkadaşlar, hani hissettiklerimi sizlere söylemeye ve aktarmaya çalışıyorum. Yüklü de inşallah test etme gibi bir imkanımız, bir şeyimiz olabilirse bakacağız. Ama şunu da dediğim, yani ben de şu anda hani kör var nokta, evet o oluşturuyor kanka, ama şöyle bir şey var. Göz alıştıktan sonra zaten peron aynası geniş, evet, bir açıyı gördüğü için bütün aynalarda. Bende bir de şu var kanka, ben mesela ışıkta dururum. Hiçbir zaman bütün peron aynalarıma gözümü böyle hani 2 saniye dolandırmadan kesinlikle hareket etmem. Yani çoğumuzda önüme var, güvenmem kanka. Kör nokta muhabbetinden aynen, dolayı çoğumuzda ben önüm, var. Yani önüme böyle eğilip şey yapmam. Zaten hani şoför odam, trafiğe dikkat olan adamların hepsi zaten bu peron aynalarını komple bir gezdirir gözünde. Ondan sonra şey yapar, nasıl söyleyeyim? Önünün boş olduğunu görür, ışıktan öyle kalkar veya hareket edeceği zaman sağında solunda insan var mı diye kontrol eder. Allah korusun. Sizlere de buradan tavsiyemdir arkadaşlar. Aracınızla ilgili bir ışıkta durursunuz veya bir köşe başı dönüyorsunuzdur. Peron aynalarınıza göz atmadan lütfen aracınızın gazına basmayın, imdatını salmayın. Geri dönüşü olmayan durumlarla karşılaşmamanız için. İster istemez kazalara sebebiyet veriyor tabii, diyor. Kör noktamıza araçlar giriyor diyor. Kanka ben bunu özellikle çok bu kör nokta algılayıcısını istedim ve kamerayı istedim. Evet. Kamera da sağ zaten herhalde. Kanka kamera 35. kilometreden sonra otomatikman kapatıyor. He, kapatıyor. Şoförün dikkat dikkatini dağıtmasın için diye. Bak tekrar yandı. Şimdi söndü, evet. Utku'yu bayağı geçtikten geride sonra. Bayağı geride şu anda Utku. Hı-hı. Utku geride olduğu Dorsa halde. Dorsa olduğu zaman daha çok yakıyor kanka. Karşılıyor. Dorsayı evet, geçene kadar yakıyor. İstersen yavaşlayabilirsin. O bizi geçsin sağımızdan. Biraz şöyle frene atayım ayağımı. Araba böyle var ya kanka şey. Nasıl söyleyeyim sana? Esnek. Yani böyle o sallantıya seni böyle hani vurmadan, çırpmadan götürüyor yani. Ben keyif aldım. R'ler biraz daha stabil diyorlar ama kanka. R'ler hörgüç olduğu için, biraz aşağıda olduğu için. Biraz şey daha var, rahatlık veriyor insana. Değil mi? Sanki. S biraz daha yüksek ya kanka. 4 alışmak kabin. Lazım. Alışmak lazım. Evet, alışmak İlk başlarda lazım. Alışamadım ben R'den. Mesela inip şöyle yaptığımız zaman hani sert bir hareket yaptığımız zaman biraz sallantısı var. Rahatsız etmiyor ama hani şey. İnsanı tedirgin ediyor biraz. Bir tık tedirginliği oluyor kanka insanın. Ama rahatlığına, tabii ki de kabin rahatlığına vesaire, genişliğine, sürüşüne diyecek çok fazla bir şeyimiz yok. R'lerin biraz daha alçak kabin ve hörgüçlü olduğu için daha stabil olabileceğini düşünüyorum kanka. Kanka ben, burada hörgüç olduğu zaman buzdolabı otomatikman küçülüyor. Küçülüyor. Şu detaylar biraz daha otomatikman küçülüyor. Ha rahatlık olarak biraz daha evet, rahat ol. Ya mesela damper serilerinde falan niye R'yi tercih ediyorlar? Genelde kanka öyle. Ya yüksek kabin istemiyorlar, böyle çok fazla sallantı olmasın. Girip hani, çıkabileceği yerler evet, sıkıntılı çıkabileceği olduğu için. Girip çıkabileceği yerler şey olduğu için. Ama uzun yol tabii ki de kabini istiyorsanız S alacaksınız. Dediğim gibi biraz böyle sert o hareketlerde salınımı biraz fazla arkadaşlar. Çok da rahatsız edici düzeyde değil. Alışmanız gerekiyor buna. Sen zaten uzun zamandan beri bununla kilometre yaptığın için alışmışsın evet, kanka. Şimdi alışmamış
ayakta ayakkabı durmaz derler. Sen bilirsin bu lafı. Ben alışmadığım için bana biraz ilk başta böyle sallıyor gibi geliyor olabilir. Akarı çok güzel ya. Gerçekten çok keyifli, güzel bir akarı var kanka aracın. Ben bu arada da bana bu test imkanını da sunduğun için sana gerçekten çok teşekkür ederim kanka. Rica hani senin işinden kankacığım alıkoyduk. Sen de vakit ayırdığın için ne ben demek, de sana teşekkür ederim. Her zaman ederim. Biliyorsun. Yani ben sana her zaman vaktimi ayırırım. Umarım senin için esinmiştir. Tuna'nın vaktinden biraz çaldık ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet kanka, o biraz etkiledi. Artık onun da bir oyuncağınla falan gönlün, gelmen lazım. Gönlünü yani. Alacağız onu biz. Buradan söyleyelim de yani bir Scania bir maket hani. Evet. Yani böyle bir şey olabilir. Bir hediye isteriz ya. Yani. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi Ayhan'la birlikte gayet keyifli ve güzel bir yolculuk yaptık. Daha doğrusu bir çekim yaptık, kısa da bir yolculuk yaptık diyelim. Şimdi Ayhan'ın Dorsesini almaya gidiyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet daha olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.